Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sipariş vermiş olduğum Tefal 97-45 ütüyü sizlerle birlikte incelemek istiyorum. Evet arkadaşlar, bildiğimiz gibi ütü yapmak her kadının korku rüyası. Eğer ki iyi bir ütü olmazsa bu bir işkenceye dönüşebiliyor. Şimdi ütümüzü inceleyelim arkadaşlar. Burada arkadaşlar su çıkış yeri var. Hemen üstünde 350 mililitrelik su haznesi var. Şöyle kapağını açıp buradan bayağı geniş kısımda 350 mililitre su koyuyoruz. Hemen burada şöyle buhar çıkışını açma kapama yeri var. Şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi bir düğme var. Şöyle bastırdığımız zaman şu hemen şöyle bir dikkatlice basayım. Biraz sert bastırmak gerekiyor. Buranın temizliğini de bu şekilde yapabilirsiniz. Düğme sayesinde biraz sert bastırmamız gerekiyor. Hemen üstünde buhar yerimiz var. Burada. Hemen arka tarafında da gösterge ışığımız var. Hemen burada da sapı var. Burası o kadar yumuşak ki kesinlikle ütü yaparken hiçbir şekilde sizi yormayacaktır. Şöyle yumuşak bir dokuya sahip. Hemen arkadaşlar kulbumuzun alt kısmında hemen altında su püskürtme düğmemiz var. Arkadaşlar hemen onun altında burada bu şekilde ısısını ayarlayabiliyoruz. Şimdi arkasını çeviriyorum arkadaşlar. Arka tarafında da burada kireç toplayıcı özelliği var. Şöyle bunu burasını böyle kaldırıyorum. Hafif çevirip çekiyorum. Ütü yaptığımızda kireçler burada toplanıyor arkadaşlar. Ayda bir sefer temizlenebilir. Şimdi tabanına bakalım arkadaşlar. Şimdi burada tabanı böyle kaygan bir yüzeye sahip arkadaşlar. Bu kaygan taban sayesinde ütülerimizi yorulmadan ve kolaylıkla yapabiliriz. Şimdi burada ütümüz 2800 watt güce sahip olan ütümüz arkadaşlar. 230 gram şok buharı sayesinde zor kırışıklıkları bile kolayca çözebilir. En sonda ütümüzün de arkadaşlar 2,5 metre uzunluğunda kablosu var. Bu sayede de ütümüzü rahatlıkla yapabiliriz. Ütümüz de bu şekilde arkadaşlar. Umarım memnun kalırız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın.